Ben Şaban Özdemir, Bala Beynam köyündeyiz. Aspir yetiştiriciliğiyle uğraşmaktayım. Aspir çeşitleri bayağı bir çıktı. 5 tane kadar, 5-6 tane hatta çeşidi var. Bunlar balcı, en yağlı çeşidi balcıdır. Sonra Linas, Remzi Bey, Dinçer, Ayaz diye böyle çeşitleri var. Bizim şu an tarladaki çeşidimiz Linas. Bunu bu sene denedik ilk defa. Şu an gayet de memnunuz. Bu aspir dikenli bitki olduğu için Türkiye'mizin her tarafında yetişir. Yetişmezlik dediğimiz bir bölgesi yok. Çünkü baharın ekim olduğu için, baharın ektiğimizden dolayı her yerde yetişir. Özellikle bazı büyüklerimiz diyor ki bunları verimsiz topraklarda ekin diyorlar. Verimsiz topraklarda gayet güzel oluyor ama daban arazilerde daha süper oluyor. Ya gördüğümüz gibi aspirimiz biraz daban arazi, sulak değil, kıraç arazi ama aspirimiz çok güzel. Aspirin yerini buğday hasat ettikten sonra, yani güzün dediğimiz olay Ekim'de, Kasım'da yerini önce hazırlayıp düzgün bir zemine getirdikten sonra, yani süper bir şekilde olacak. Buğday da nasıl hazırlıyorsak pullukla devirdikten sonra baharın kazayağıyla girip tarlaya tesviye vermek zorundayız. Tarlaya tesviye verdikten sonra aynı buğday eker gibi mübzerimizin gözlerini kapatmamamız gerekiyor. Niye diyeceksiniz? Bazı arkadaşlar kapatıyorlar. Yağış az olduğu senelerde bu sefer de sıkıntı yaratıyor biçimde. Bu kadar büyümesi, bu kadar boy olması olmuyor o zaman da. Kısa kaldığı için mübzerin bir gözünü kapatınca biçerle hasat ederken dökülmeler yaşanıyor. Biz bu dökülmelerin yaşanmamasını istediğimiz için buğdayı nasıl ekiyorsak aynı o şekilde ekmemiz gerekiyor. Bizim İç Anadolu için, yani ben Ankara için bahsedeyim. Şubat'ın 5'inde ilk fırsat ne zamansa o zaman girilmesi aspir için gayet uygundur. Yani bunu ne kadar ileriye attığımız zaman büyümesi ve kardeşlemesi çok az oluyor. Ya kardeşleme dediğim çat olayı çok az oluyor. Ama erken ekildiği zaman hiçbir sıkıntı olmuyor. Hem gördüğünüz gibi aspirimiz de çok boylandı erken ektiğimizden dolayı. Hiçbir sıkıntıyla karşılaşmazlar. Ekimini Şubat ayında, işte Mart ayında buğday ektiğimiz mibzerlerle ekiyoruz. Bunun için özel bir mübzer almaya gerek yok. Ve biz bunun dönümüne bütün arkadaşlara söylüyorum. 4 kilonun aşağısına tohum düşürmesinler. Benim bu tarlamda şu an 4 kilo 250 gram tohum var. Aspirimiz arsız bir bitki. Arsız bitki olduğundan dolayı biz fazla gübrelemeye karşıyız. Yani aslında atılsa olur da, görüyorsunuz bu tarlaya ben 5 kilo gübre kullandım. Yani bu 5 kilo gübrede bu kadar oluyorsa demek ki bu bitki çok kuvvetli bir bitki. Yani demek ki gübresiz de hemen hemen olma şansı var. Arazilerimiz kuvvetliyse.
Ama ben arkadaşlara önerim, bunu üzerine yeşilleme gübresi değil de sıvı gübre ile, yani güvendikleri ilaç firmalarından sıvı gübreleri, kaliteli sıvı gübreleri alıp üzerine iki defa bol miktarda sıvı gübre kullanırlarsa onlar için daha iyi olur. Çünkü kardeşleme ve çat yapıları, özellikle bunların kozaları daha iyi ve yağ oranlarının daha iyi çıkmasını istiyorlarsa sıvı gübreyi muhakkak kullansınlar. Bu aspir bitkimizin iki tane zararlısı var. Birincisi ot, hardal ile mücadele. Onu gayet güzel yaptığımız zaman onu kurtarıyoruz. Sonra 20 santim, yani bir karış boylarına geldiği zaman bunun kurdu var, böceği var. Yani o kurt böceğini eğer sorunsuz bir şekilde tarlalarını öncelikle takip etsinler. Yani bu aspir bitkisi yeşil olduğu için Mayıs'ın ilk haftası ve Mayıs'ın ilk 20'sine kadar çok dikkatli olmaları gerekiyor. O arada kurt kesin düşüyor, yani düşmez diye bir şeysi yok. Yeşil küçük bir kurdu var bunun. O kurdu gördükleri zaman hemen zirai mücadele yapmaları gerekiyor. Eğer o mücadeleyi yapmazlar ise aspir ne kadar kuvvetli olursa olsun verim alamazlar. Çünkü bu kurt girdiği zaman kozalağın direkt kendisini yiyor. Hiç aspir alamazlar o zaman. Biz ilk başta ot mücadelesini yapıyoruz. Bunu çoğu büyüklerimiz daha buna patentli bir ot ilacı çıkarmadılar. Biz kendi geliştirdiğimiz yöntemlerle ot ilaçlamasını yapıyoruz. Bunu da ben buranın ot ilaçlamasını çok küçükken yaptım. 3 yaprakken yaptım. Yani herkes diyor ki 20 santim, 25 santim bir karış olduktan sonra ot mücadelesi ve sıvı gübresi takviyesini yapın dediler. Ben 3 senedir bunu ektiğim için biraz bir şeyler artık keşfettik bunun nasıl olduğunu. Ne kadar ot ilaçlamasına ve beslemeye erken girersek aspirimiz o kadar kuvvetli oluyor. Buğdayda nasıl toprak analizi yapıyorsak aynısını aspirde de uygulama yapıyoruz. Yani buğdaya yapılan bütün işçilik aspirde de geçerlidir. Toprak yine bir karış altından, yani 20 santim altından toprakları alıp laboratuvarlara götürüyoruz. Orada analizlerimizi yaptırıyoruz. Bu buğdayda da aynısı geçerlidir. Hasat zamanı bölgelere göre değişmekte. Dediğim gibi 140 ile 180 gün arasında değişiyor. Bu sene yağışların çok olduğundan dolayı 180 güne tekabül etti. Yani normalde Ağustos'un 10'unda başlamamız gerekirken bugün Eylül'ün 5'i oldu. Daha yeni başladık biçime. Ve bazı yerlerde de çoktan biçim başladı. Kendim Ankara Gölbaşı Mahmut Köyü, Sami Öztürk. Kendim biçeycilik yaparım. Mayıs ayında biz başlarız. Buğda hasatından Urfa, Güneydoğu, Konya. İşlerimiz bittikten sonra, yani buğda hasatı bittikten sonra işte böyle sevdiğimiz dostlarımıza aspir hasatına başlarız. Normalde aspir hasatı çok tehlikeli olduğu için
kendi yanımızda su tankeri, ondan sonra yangın tüplerimiz ve ayrıyetten günlük mesela 5-6 sefer hava tutmak zorunda kalıyoruz. Mesela manifota yapışıyor, turbon oraya yapışıyor. Yangın imkanı çok oluyor. Bir de aspirin bizim çiftçimiz acele ediyor mesela. Şimdi Şaban abi kurutmuş aspirin mesela. Bu aspirde biz sıkıntı yaşamıyoruz. Adam bu aspiri bize yeşil biçtiriyor mesela. O zaman ne oluyor? Biz makinamızda arıza oluyor. Mesela bir de arıza olduğu zaman işlerimiz aksıyor. Yani işlerimiz yürümüyor. Bir de ayrıyetten şimdi yangın olayında tez avantajımız yangın tüpü veyahut da vesaire tankeri dolaştırmamızın amacı kırıcı olduğu için. Arkasında sap kırıcı. Sap kırıcı bunların püsküllerini, şu aspirin püsküllerini dağıttığı için abi ondan dolayı yangın olayı ihtimali çok oluyor. Aspir hasatı yapmak için abi şimdi mesela kırıcısız makine çiftçimiz istemiyor. Niye? Çünkü anıza bıraktığı için adam buraya şimdi buğday ekecek. Yani kırıcılı istiyorlar. Bir de kırıcının bize zorluğu yangını aslında kırıcıdan yapıyor. Yani kırıcı püskürü çok attığı için abi yani sap saman yapıyor arkasında. Bundan dolayı makineye yapışma yapıyor. Yani bundan dolayı sıkıntı yaşıyoruz abi. Bir de aspir hasatında dikkatli olmanın ikinci avantajı abi. Yani elek ayarın ayrıyetten rüzgarlık ayarın. Yani rüzgarlık ne kadar düşük olursa dane o kadar az olur. Yani bu makineler kuvvetli olduğu için, yani güçlü olduğu için daha doğrusu bunlarda dane kaybı çok oluyor. Yani onun hasatın yaparken biz de kendimiz çiftçilik yaptığımız için yani onları kendimiz kafamıza göre ayarlıyoruz. Ve ayrıyetten çiftçimize de söylüyoruz. Arkadaş arkasına bakın. Bu sene verimimiz gayet güzel. Şu an biçer döverimizde dönüm ölçer var. Bizim burası 1000 metrekare olaraktan biz ölçüyor biçer döverimiz. Şu an 7 dönüm oldu. 7 dönümde bize göre rekor 250 teneke aspirimiz var şu an. 3 ton buğday aspir aldık. Biz bu aspiri biçince önce depolarımıza götürüyoruz. Yani garaj dedik, garaj diyoruz. Biz garajlarımıza götürüyoruz biçim bitene kadar. Sonra bizim Ankara Bala'da bunun alıcıları var. Kooperatifler de alıyor. Şu an Polatlı Borsası da başlamış alımına. Orası da alım yapıyor. Arkadaşlar korkmasınlar artık. Nereye satacağız diyerekten. Fazla durdurmuyoruz zaten bunu. Buğday gibi bekletelim de ileride satalım. Öyle bir şansımız yok. Bunun belli bir süresi var işte, bir ay içerisinde çok hızlı alınıp satılıyor. Biz de o arada hemen satıyoruz yani. Satma nedenimizin en büyük başlarından birisi de sıkıntısı girdim maliyetlerinin yüksek olması. Aspirin değil, buğdaydaki masraflarımızın çok olduğundan dolayı onun getirisi biraz daha az. Bunun hiçbir masrafı yok, getirisi çok. O yüzden mecbur satıyoruz. Buğdayın masrafları aşırı derecede masrafı var. Bir buğdayı davanından biçimine kadar ya da yeşilliğine kadar öyle söyleyeyim en az 30 kilo ya da 40 kilo gübre atmanız gerekiyor. Bu da başlı başına masraf. Hepimizin belini büken zaten mazot ve gübre fiyatlarıdır. Yani bu aspirin dediğim gibi 5 kilo gübre atsanız bile bakın ne boya geldi. Çünkü hiç masrafı yok. Devlet de zaten bize bunu ÇKS'imiz olduğu sürece de mazot gübre desteğini veriyor. Devletin bize verdiği sözleşmeli ekim, mazot gübre ve toprak analizi
desteği var. 33 lira desteği var devletimizin. Bize bunları verdiği zaman zaten aspirin komple masrafı çıkıyor. Biz şu an biçerciye ne verirsek masrafımız o bizim. Bütün arkadaşlara dediğim gibi şiddetle tavsiye ediyorum. Yani tamam biraz buğday ekeceğiz şimdi biz bunu kaldırdığımız zaman. Tamam buğdayda biraz gerileme yapıyor. Buğdayımız biraz zayıflıyor ama biz şu an bu aspir tarlasından 250 kilo ve 300 kilo arasında bekliyoruz. Biçerimiz şu an doldu. Kaç dönüm ve ne kadar verdiğini biraz sonra göreceğiz.